Merhaba, final haftamın ikinci haftasına hoş geldiniz. Hukuk ikinci sınıf öğrencisiyim ve geçen hafta neler gördüğümü anlatayım. Hangi derse sınavına girmişim. Matematik ve doğa diye seçmeli bir ders aldım ben. Normalde hukukta matematik görmüyoruz. Bu çok sorulan bir soru. Matematik görmüyoruz ama ben kolay diye bu seçmeli dersi aldım. Sonra uluslararası hukuk, hukuk İngilizcesi ve borçlar bunu çizmeyi unutmuşum. Bakın şöyle bu sınavlara girdim. Ama bir de bütler var tabii. Daha yani açıklanmadı da kalırım borçlardan diye düşünüyorum. Bu 4 sınava girdim. 3 tanesi kaldı. Mal varlığına karşı suçlar yani ceza özel, ceza genel ve idare. 3 tane. Bu arada nasılsınız falan demeden direkt konuya girdim. Çünkü 2 saat videonun başında konuşmayı hiç sevmiyorum artık. Yani çok konuşuyorum biliyorum ama yapmak istemedim. O yüzden direkt konuya girdim. Kusura bakmayın. Şimdi benim yerim mal varlığına karşı suçlar, ceza özel sınavım var. Ne görüyoruz bu derste? Ceza özeli yani. Ceza özeline hırsızlık, dolandırıcılık, suç eşyasını satın alma, işte güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, yağma vesaire bir sürü. Yarın da sınavım 12'de. Şu an saat... Ay. Bakın saat... Ya böyle niye odaklanıyor ki bu? Görüyor musunuz? Saat şu an 23.42. 12 saat sınav odaklı beni. Sınav 12'de. Ben sabahlayacağım çünkü salaklık yapıp çalışmadım. Geçen hatırlıyor musunuz? Ben mesela geçen dönemde çalışmadım diyordum. Ama son gün çok çalışıyordum. Son gün böyle uyumadan sabahlıyordum. Böyle 24 saat çalışıyordum. Bu dönem biraz farklı, yine çalışmıyorum ama bu sefer son gün de çalışmıyorum. Bilmiyorum bana ne oldu. Canım hiçbir şey istemiyor. Depresyonda falan mıyım onu da anlamadım. Çok garip. Hastaydım ama o da var. Gerçekten bayağı boğazım kötüydü ve ben yemek yiyemedim. O kadar acıyor ki yemek yerken. Bakın boğa burcuyum ve boğa burcunun yaptığı yani tek şey yemek yemektir ve zevk alamıyorum yemekten. Çok kötü. O yüzden oda çayı yaptım. Lan kupamla dalga geçer gibi bana böyle bakıyor. Bana böyle bakıyor. Sinir ediyor beni kupam. Geçmiyorduk. Bir haftadır boğazım çok kötü. Neyse ben şimdi ders çalışmaya 3 dakika konuşmuşum. Al işte. Esra Özberen klasik. Neyse. Şimdi de çalışmaya başlıyoruz. Sabahlıyoruz. Saate bakın. Odakla lütfen. 5. Ben 1'de 1.30 gibi yattım. 5'te kalktım. Yani 3.5 saat uyumuşum. Dün akşam 8 gibi başlamanın cezasını çekiyorum şu an. Ve benim yarın da bir sınavım var biliyor musunuz? Yarın da ceza genel sınavım var. Eve gelip bir iki saat uyuyup sonra direkt ona başlamam lazım. Yani eğer adam akıllı uykuyla uyuyabilseydim şu an ben. Ağzım çok kötü. Konuşamayacağım. Ağzım çok kötü. Günaydın. Şimdi sınava gidiyorum. Lip gloss sürmenin en iğrenç yanı saçınız sürekli yapışıyor. Ya benim şu anki sürdüğüm bayağı güzel bence. BİM'den almıştım. Ama yapışıyor her yerim. Saçıma çok sinirliyim. Neyse. Sınava gidiyoruz. 2-3 saatlik çalışmayla bakalım ne kadar alacağız. Ay ben ona hiç bakmadım. Şimdi mal varlığına karşı suçlardan çıktık. Bir tane klasik vardı. 40 puan arkadaşlar. 40. Sizin sınavlarınız zaten test oluyor, kolay oluyor falan diyenler görsün artık 40 puanlık sorumuz vardı ve döşedim böyle bir sayfa. Hoca direkt ek puan, ben utandım. İsteyecektim ama şakışık o kadar yazacak bir şey yok. Kim isteyen oldu mu? İsteyen oldu mu ek yıl? Olmadı bence. Bir tane böyle kocaman sayfa döşedim.
Ve hani bulmuşa döndüm klasik soru gerçekten. Bize çıkmıyor ama yani bayağı da zor oluyor bence test sınavlarımız. Bir, geçerim. Geçerim büyük ihtimalle ama kaçta geçerim onu bilmiyorum. Tekrar selam. Eve geldim. Aşırı yorgunum. Ben bir an önce uyumak istiyorum. Ama ondan önce ne yapacağız? Sınav sonuçlarımıza bakacağız. Çünkü uluslararası hukuk açıklanmış. Gözümü çıkarayım, nefret ediyorum. Ama nasıl göreceğim? Bir takayım. Uluslararası hukuk hatırlıyorsanız şey demiştim. Bir önceki videomu izlediyseniz. Demiştim ki iyiydi ama çok çok iyi değildi. Hani AA gelir mi bilmiyorum demiştim. Hani 80-85 vesaire alırım. Şimdi sınav sonuçlarına basacağım ve kaça aldım? AA düşmüş. Kaça almışım? 85 tamam. Demiştim işte ben şey alırım diye. Hani 80-85 alırım falan ama AA düşmesine çok sevindim. Oh, şükür. Günaydın. Saat kaç bakın. Ay dur. Saat 04.43. 5'e geliyor. Ben 4'te kalktım. 11-12 gibi uyudum. Yani bir 4 saat falan uyudum ama bittim yani. Dün de zaten 3 saat uyumuştum. 2 günde toplam 7 saat uyumuşum. Şimdi ben böyle slaytları falan okuyorum. Ama bir sürü slaytım kaldı. Bu teşebbüsle ilgili ceza sınavım var benim yarın bu arada. Söylediğimi hatırlamıyorum, ceza genel. Kanun okumam lazım. Sınıf grubuna soru atılmış, onları okumam lazım. Notları okumam lazım. Bu slaytları okumam lazım. Yani çok fazla. Bu da şey, suça iştirak. İştirak da şey demek işte. Yani birkaç birileriyle mi işledin? Birileriyle işlediğin zaman müşterek fail oluyorsun. Size bunlardan bahsetmeyi ben çok seviyorum. Ceza dersiyle alakalı bir şeylerden. Ama inanın bir dakika daha konuşmaya vaktim yok. Bakın kiralık katil veya tetikçi. Size en kısa şey söyleyebilirim. Mesela diyelim ki yani suçta şöyle bir şey var cezada yani. Siz yakınınızı öldürürseniz yani üst soy ya da alt soyunuzu işte annenizi, babanızı, çocuğunuzu ya da eşinizi öldürürseniz diğer insanları öldürmenize göre daha ağır ceza alıyorsunuz. Yani normal arkadaşınızı öldürseniz müebbet alırsınız ama annenizi öldürseniz ağırlaştırılmış müebbet alırsınız. Kanunda böyle daha ağır cezası var. Ama şöyle bir olay var. Siz annenizi öldürürseniz ağırlaştırılmış müebbet alırsınız. Siz annenizi başka birini öldürtürseniz müebbet alırsınız. Yani o yüzden saçma yani. Bilmiyorum. Çünkü fail, yani öldüren kişiyle ölen kişi arasında bir yakınlık olmadığı için siz ne kadar onu azmettiren, hani öldürten kişi olsanız da ağırlaştırılmış halinden değil normal haline alıyorsunuz. O zaman herkes kiralık katil tutsun, öldürtsün yani. Bu kanunu bilen. Gerçi çok kişi yoktur ama ben şimdi söyledim. Sarımı sevmedim bile önümdeyse. Tövbe tövbe. Şimdi çalışmaya devam ediyorum. Önce demiştim ya işte bir kişi kiralık katil tutup kendi babasını öldürtürse o ikisi arasında bir ilişki olmadığı için daha az ceza alır demiştim. Bir de başka bir olay var. Onu da şöyle mesela bir kişi mesela diyelim ben evliyim. Bir kişi benim eşimi öldürmem için beni azmettirse ve ben onun azmettirmesi sonucu eşimi öldürsem yani daha önce aklımda hiç böyle bir şey yoksa ve sadece onun yüzünden öldürsem bu sefer
Ben nitelikli halden ceza alıyorum. Yani daha ağır ceza alıyorum. Çünkü o benim eşim hani yakınlıktan daha az daha fazla ceza alır dedik ya. Ben nitelikli halden ceza aldığım için beni azmettiren kişi de nitelikli halden ceza alıyor. Yani onun arasında herhangi bir yakınlık olmasa bile nitelikli halden ceza alıyor. Çünkü dediğim gibi faille yani öldüren kişiyle öldürülen kişi arasındaki yakınlık önemli verilen ceza için. Anladınız değil mi? Çok garip. Çok garip gerçekten. Çünkü onun bir alakası yok onunla. Ama burada fail hangi cezayı alıyorsa azmettiren kişi de o cezayı alıyor. O yüzden bunlar önemli. O kadar zor bir sınavdı ki ben hayatımda bu kadar zor bir sınava gitmedim. Çalışmadığım borçlar sınavından bile daha iyi geçmişti. Kesin kalıyorum. Net ve kesin bir şekilde şu an iki bütüm var. Yani daha açıklanmadı ama ben çok eminim kaldığıma. Çok kötüydü. Hepsi kaç tanesi doğrudur sorusu ve ben iki tane bulsam diyorum kesin bir tanesi daha yanlıştır diyeyim. Üç dört tane falan işaretledim böyle kafadan. Ve tam işaretleyeceksin ha diyorsun bulamıyorsun orada bir kalıyorsun. Diyorum kesin bu da yanlıştır. Şu tarafı sağ. Hı? Ha, oradalar. Nasıldı? Alperen sen de kötüydü değil mi? Beni kendim çekiyorum. Rezilliğimi çekiyorum maalesef. Baktım zımbalı kağıt. Ha, aynen değil mi? Ben şey sandım, klasik sandım. Klasik var sandım. Ama klasik sormamış doğru. Şimdi falan. Kağıdı aldım. En arkasına bak. Deyince anladım klasik olmadığını. Nasıl ben var ya klasik unutmuşum tamamen soracağım. 15 soru sormuştur. 2 de klasik sormuştur. Al sana 40 dakika. Ay şoktayım şu anda. Şey ama genelde 40 dakika o sınav için tamdı. Evet. Aynen güzel. Yani süreyi iyi verdi. Beyaz çabuk kirli. Ama şimdi lahmacun yemeğe geldik. Bu elbise ne yapıyorsun? Afiyet olsun. Dışarıya bakar mısınız? Rengi o kadar güzel ki. Ay, hava çok güzel gerçekten. Ay kapı çaldı ben gidiyorum. Selam arkadaşlar. Tipimden de gördüğünüz gibi çok kötüyüm. Karnım o kadar ağrıyor ki. Yani inanılmaz. Bir saat önce falan başladı. Aslında sabah da çok ağrıyordu. Ama geçmişti. Şimdi tekrar ağrısı başladı. O arada ben bir 10 sayfa falan çalıştım. Yarın benim idari sınavım var. İdari hukuku sınavım var. Ve ben normalde gerçekten bakın bu derse çalışacaktım. Bu dersi bütün bırakmak istemiyordum. Çalışmak istiyordum gerçekten. Ama dışarıda havai fişek patlıyor. Neyse. Bugün karnım birden öyle ağrıttı. Ve ben çalışamadım. Yarın benim sınav. Bakın hala şu an o kadar kötüyüm ki. Yani önemli bir şey yok. Her ay olan şeylerden. Benim zaten çok kötü geçiyor. Hap için falan geçmedi. Büte bırakmak zorunda kaldım. Ve ben hayatımda bu kadar kötü geçen bir akademik dönem hatırlamıyorum. Bu kadar kötü geçen bir sınav dönemi asla hatırlamıyorum. Ben normalde geçen dönem sadece idareyi büte bırakmışken bu dönem hem borçlar büyük ihtimalle büte kalacak, hem ceza büte kalacak, hem idare büte kalacak. Yarın sınava gitmeye de bilirim. Çünkü o kadar ağrıyor ki karnım. Yarın nasıl olurum onu da bilmiyorum. Kesinlikle büt haftası da gelecek bu videodan sonra. Hiç istemiyorum ama neyse. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm yani. Başka hiçbir açıklaması yok. Hem boğazımın ağrısı vesaire borçlar sınavında hatırlıyorsanız o zaman bir çok kötü olmuştum. Hastalık, uyuyamıyordum falan böyle. Boğazım yemek yiyemiyordum. Şimdi ağrıdan ders çalışamıyorum. Böyle bir hastalık üst üste geldi. Onlar geldikçe ben daha fazla çalışmak istemedim. Çok kötü. Günaydın. Bugün iyiyim. Allah'tan iyi oldum. Dün çok kötüydüm biliyorsunuz ki. Şimdi sınava gidiyorum. Bu sınava aslında gitmesem olur. Çünkü hiç çalışmadım ve bir tek alacağım. Kesin ama test olduğu için belki sallarım ve tutarım umuduyla sınava gidiyorum. Bu arada bizim grubumuzdan 9 kişilik bir grubumuz var. Kimse çalışmadı bu derse. Herkes büte bıraktı. Geçen olursa neyse ya geçsinler ama yani hep beraber dedik. Anca beraber kalacağız dedik. Kalalım. Selam, ben Edit'teki Esra. Gelecekten geliyorum. Video ile alakalı bir şey söyleyip hemen gideceğim. Videoda biraz kendime sinir oldum. Çünkü çalışmadım diyorum. İşte farkındaysanız bütün şeylerde çalışmadan girdim diyorum. Çalışmadım, buna çalışmadım. İşte sallayarak gireceğim vesaire. Hep böyle diyorum. Ve bir tane yorum görmüştüm. Diyordu ki sen
işte çalışmadım, etmedim demen ne kadar doğru. İnsanların hayatları söz konusu bu konuda. Hani sen bir de iyi bir avukat olmak istiyorsun falan demişti. Doğru, gerçekten hak veriyorum. Yaptığım şey yanlış. Hata bende, bunun farkındayım. Çalışmam gereken yerlerle çalışmıyorum. Ama şöyle bir durum var. Sadece ben böyle değilim. Ve benim bütün arkadaşlarım, yani bütün tanıdığım çevre sınavlara hepsine bile bile gitmiyor. Yani hepsini çalışarak gitmiyor. Çünkü bizim kitaplarımız 1500 sayfa vesaire olduğu için hangi birine, yani illaki bir eksik sayfamız kalıyor yani. Hiçbir ben hukuk öğrencisine o 1500 sayfalık kitapları bitirip girdiğini sanmıyorum. Bazen gerçekten çalışamadığımız durumlar da oluyor. Benim videoda gördüğünüz gibi mesela hem karnım ağrıyordu hem grip olmuştum, haplarla ayakta duruyordum. Gerçekten sınava gidemeyecektim. Ben gitmesem mi diye düşünüp girmiştim sınava. Ve sürekli mesaj geliyor. Bazen böyle durumlar da oluyor. Çalışamıyorsunuz gerçekten. Arkadaşlar bir dakika bakabilir miyim? Ne konuşuyorlar? Gerçekten çok merak ediyorum. Ders seçiminden falan bahsediyorlar. Şöyle düşünüyorum, mesela yaz tatillerinde asla çalışmadım ama 3. ve 4. sınıfın yaz tatillerinde hem ders çalışıp hem böyle staj yapıp yaz tatillerinde, hem de bizim şöyle oluyor mesela, 4 sene bittikten sonra hemen avukat olmuyorsunuz. 1 sene boyunca staj yapıyorsunuz ve 4 senede siz gördüğünüz teorik bilgiden daha çok şey öğreniyorsunuz o 1 senede. Çünkü o 1 senede normal bildiğiniz avukatmış gibi, yani avukatlık unvanınız olmuyor ama avukatmış gibi davalara yanına gidiyorsunuz vesaire. İşin içinde oluyorsunuz yani ve ben o 1 senede gerçekten iyi öğrenebileceğimi düşünüyorum. Onun dışında gelen davalara göre yine kitap okumamız gerekiyor. Ben zaten söylemiştim çok fazla okumamız gerektiğini. Yani bölüm bittikten sonra artık kitaplarla ilişkin kesiliyor değil. Senin sürekli araştırma yapman lazım. Sürekli yargısal kararı vesaire okuman lazım. Bu şekilde kendimi geliştirebileceğimi düşünüyorum. Yani illaki çalışmak istiyorum. Yani söylemek istediğim şey bu. Ben de eksik girmekten hiç memnun değilim. Böyle birkaç tane daha yorum görünce söylemek istedim. Gerçekten kendimi düzeltmek çok istiyorum ve buna çalışacağım. Şuradan çaktırmadan mesajlara bakmaya çalışıyorum ama çok da belli oluyor yani böyle böyle yapınca. Bu arada size saatimi de göstermek istiyorum. Bakın isimle aynı ve çok şık değil mi? Ben bu saati gerçekten çok beğendim ve bayağıdır da kullanıyorum. Yani taktığım günden beri hiç çıkarmadım. Bir akıllı saat bu arada. Hiç akıllı saatmiş gibi durmuyor böyle. Uzun süre kullanıp deneyimlediğim için artık size de gösterebilirim diye düşünüyorum. İlk önce şöyle bir kutu da geliyor. İçinde şarj aletiyle birlikte. Bu arada bu bir kadın saati. Yani zaten görüyorsunuzdur kadın saati olduğunu. Lady Watch isminden de belli oluyor. Bir kere story atmıştım ve story'imde saat çıkmış. Ben böyle kolumda konuşuyorum vesaire. Takipçime demiştik, o dijital saat ne kadar güzel duruyor, şık falan. Ben demiştim ki evet, şu an böyle bir deneme aşamasındayım. İnşallah bu videoyu görüyordur şu an çünkü bu saati tanıtacağım. İlk önce şöyle bir ekran çıkıyor karşımıza. Ben bu ekranı kullanıyorum ama siz isterseniz başka ekranları da kullanabilirsiniz. Mesela şunu kullandığın zaman hiç dijital bir saatmiş gibi durmuyor. Şunlar var mesela. Çok tatlı, bunları kullanabilirsiniz. Aynı zamanda kendiniz de oluşturup buraya ekran fotoğrafı koyabilirsiniz. Ben bunu kullanıyorum. Yana kaydırdığımız zaman buradan adımlar, işte kaç adım attın, kaç kilometre adım attın ve kaç kalori harcadın, bunu gösteriyor. Sağa döndürdüğünüz zaman şu an mesela benim kalp ritmimi ölçüyor. Burada da kandaki oksijen seviyesini ölçüyor. Ve spor modları var. Spor modlarından zaten hani hepimizin en çok kullandığı spor modları var. Yürüyüş, koşma, bisiklet, dağcı vesaire. Buradan görebilirsiniz. Tekrar yanı kaydırdım. Burada uykuyu ölçüyor. Yani bu benim bir akıllı saatte en çok sevdiğim şey, uykumu ölçmesi. 6 saat, 10 dakika uyumuşum bugün, ne kadar az. Sonra buradan mesela bastığınız zaman Spotify'dan ya da işte telefonunuzu kullandığınız müzik uygulaması hangisiyse o şarkıyı açıyor. Ve burada da benim regl takvimim var. Şu an güvenlik süresindeymişim. Ek olarak şurada kronometre kısmı gözüküyor. Aşağı indirdiğiniz zaman mesajlar gözüküyor. Şuradan mesela WhatsApp'tan, arkadaşlarım gruptan dedikodu yapmışlar. Aynı zamanda bu saatin bir telefon uygulaması da var. Şuradan daha ayrıntılı bir şekilde görebiliyorsunuz. Mesela ben uykumu sürekli kalktığım zaman buradan kontrol ediyorum. İşte kaç saat derin uykuymuşum, kaç saat hafif uykuymuşum. Yani bu benim gerçekten çok hoşuma gidiyor bunlara bakmak. Mesela şurada 1 dakika diye uykuya dalma süresi. Büyük ihtimalle bu yanlıştır. Çünkü nasıl bir uyku ki bu? 1 dakika içerisinde ben uyudum. Şu arada bir yerde gösteriyor zaten. Bu büyük ihtimalle hemen uykuya dalıştaki uyku süresi değil. Çünkü turuncu yer bu tam ortada bir yerde.
tam 7'yi bir geçe kalkmışım. Doğru bu arada. Alarmım 7'yi bir geçeydi tam olarak. Şuradan da yürüyüşünüzü, işte kaç kalori yaktım vesaire, bunları buradan kontrol edebiliyorsunuz. Kalp atışınızı, oksijen. Şuradan mesela ayarlayabiliyorsunuz. Mesela ben kaç, 2 kere falan koşu yürüyüş başlatmışım. Burada bir sürü ekran var. Bu ekranlardan istediğini seçebilirsiniz. Ya da şurada özel diye bir şey var. Özelden de kendiniz oluşturabilirsiniz. Gelen çağrı hatırlatma, aynı zamanda aramalar da geliyor saatinizde. Aramaları görebiliyorsunuz. SMS vesaire. Uygulama hatırlatma. Mesela bende sadece işte mail, Snapchat, Instagram da açalım. Bunlar açık bende. Bu mesajlar benim saatime geliyor. Aynı zamanda alarm da kurabiliyorsunuz saat üzerinden. Burada regl takviminizi de oluşturabiliyorsunuz. Ben de takipçim gibi gerçekten çok şık bir saat olduğunu düşünüyorum. Bunun başka modelleri de var bu arada. İşte pembe olanı var, mor kadranlı olanı var. Kordonlu. Kardan. Onlara da bakabilirsiniz. Zaten açıklamalar kısmına linkini koyarım. Başka söyleyecek bir şeyim var mı bilmiyorum. Ben gerçekten çok memnun kaldım ve neredeyse bütün özellikleri var yani bir akıllı saate göre. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar hepimiz kalacağız demiştik ama arkadaşlar yalan söylemiş, bakar mısınız? Çalışıyorlar. Yalan değil. Çok çalışmadım ama bilerek kalalım arkadaşlar. Ben kalacağım Esra, seninleyim. Kolaydı Esra şimdi. Kolay mıydı? Ya ben hayır, çalışan kalıyoruz. Bizim kolaydı. Kolaydı da bize. Bilene evet, çok kolaydı. Yani çalışsay neyse ya. Bir kere okusaydık yapardık ya. Ertesi yapacak bir şey yok. Ben bir kere bu kanun maddelerini çıldırdım ya, 30 gün, 20 gün. Lan acaba hangisi yanlıştır? Onlar hepsi doğru dedi. Sanki biliyormuş gibi. Ben de eğiliyorum falan böyle. Yani ben çok biliyormuş gibi çözdüm vallahi. Ben diyorum yanlış yanlış. Ben de 3, 5. Bak 3 vardı, 5 vardı. 20 hiç yok. Ben 10 vardı, evet. 30 vardı bu an hepsinde. 20 hiçbir yerde okumadım diye 20 işaretledim arkadaşlar, benim gibi oldu. Nerede var? Ne ya, ne 20'si ya? Bu ne diyor bunlar arkadaş? Neyse şimdi Yeşilköy'e gidiyoruz. Sınavlardan geçemeyişimizi kutlayacağız. Gerçekten 3-4 sınavdan falan kaldık çünkü grupça. O yüzden diyoruz. Şimdi hukuk İngilizcesi ve matematik ve doğa sınavımız açıklanmış. Şimdi iki tanesi, ona bakacağım. Çok güzel görünüyor. Gerçekten vallahi. Sınav sonuçları. Hukuk İngilizcesi. 90. 96. Oha. Çok iyi. Bir de hatırlıyorsanız 2 son 2 saat çalışmıştım ben bu sınava. Hastaydım. Evet, hastaydım. My friends ya. Şimdi matematik ve doğa 100 almışım. İşte. Çok iyi. Alkışlayın çabuk. Teşekkürler. Şimdi bir de ay asla diğer sınavlarımı açıklayamam ama bu kadar da aynı bizim sınavlarımız. Kapatayım mı? Annem bakacağım. Yerde de açıklanmaya layık. Şimdi boşlar sınavı açıklanmış. 3 kişi kaldı. Diğerleri kaldı. Pardon 4 kişi kaldı ama kesin değil de neyse. Çok heyecanlıyım, kaldım. Ben senin yerine bakayım. Hayırdır. Bilmiyorum, 48'leri geçirir belki. Ben şey harf nota çıkarmamış. Yok. Yok kanka. Ben kaldım yani. Ya şurası bakınız. Bakayım ben. Geçtim. 44 ile kaldım. Ortalama kaç? Dert ortam. En güzel 46 ile kaldım. Ben daha güzel kalmışım. Neyse buna üzüldüm ama şimdi bak. Niye üzüldün? Hiç alışmadık. Değil mi? Neyse lan. Ama 48 ile kaldım. Neyse şşş halledeceğiz. Esra düşük az. Ay ben 48 alabilirim. Kanka salladım hepsini. İyi almışsın sallamaya. Bir şey diyeceğim. Ben geçti konuşmadım. Sallamayı iyi aldım. Selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. İdari sınavım açıklanmış. Şu an çok üzgünüm. İdari sınavından kaldığımı biliyorum zaten. Hani bakmadan da bunu söyleyebilirim. Çok heyecanlıyım ama biliyorum yani. Kaldım çünkü biliyorsunuz ki aşırı karnım ağrıyordu. O yüzden kendime kızmıyorum. Şimdi bakacağım. Hemen uzatmadan. Keşke çalışabilseydim. Tek diyebileceğim bu. İdari hukuku. Ne 60 almışım. Ay. Bir şey diyeceğim, ben bunu çözmedim. Ben bu sınavı çözmedim. Hatta dedim ki karnım çok ağrıyor, gitmeyeceğim. Hani gitmeyeceğim dedim bu sınava ama soruları ki şaka mı? Aslında geçmişim. Salladım ben bu sınavı. İnanmıyorum.
hiç. Ay Allah'ım sana şükürler olsun. Selam arkadaşlar. Son iki sınavım kaldı hatırlıyorsanız. Ceza, genel ve mal varlığına karşı suçlar. İkisinden de çok korkuyorum. Onlardan da kalırsam çok kötü olacak. Bugün öğlen, akşam açıklandı sınavım ama dışarıda olduğum için bakamadım. Arkadaş, yani kamerada bakmam lazımdı. Kameram yanımda değildi, o yüzden bakamadım. Arkadaşlarıma baktırdım. Onlar hani şey dediler, herhangi bir şekilde belli etmeyeceğiz sana dediler. Ama bir tane arkadaşım sen salaksın dedi. Neden salaksın dedi? Büyük ihtimalle geçtim salaksın dedi. Ama 48'le kalmışsam da salaksın diyebilir. Ya çok kötü bir şekilde hani 5'le falan, yani 3 ihtimal var. Ya 10'la falan kaldım, o yüzden salaksın dedi. Ya 48'le kaldım, o yüzden salaksın dedi. Ya da geçtim, o yüzden salaksın dedi. Yani zaten bütün ihtimalle ama... Bilmiyorum. Şimdi bakacağım. Sınav sonuçları. Geçmişim lan. Geçmişim. 66 ile geçmiş. Ay şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım sana şükürler olsun. Sana şükürler olsun. Tamam. Büt haftası gelmeyecek arkadaşlar. Çünkü bir tane sınavdan kaldım. Eğer mal varlığından da geçmişsem bir tane sınavdan kaldım. O yüzden büt haftası büyük ihtimalle ay çekmem. Çok mutluyum. Selam arkadaşlar. Son bir sınavım açıklandı. Şimdi ona bakacağız. Mal varlığına karşı suçlar, yani ceza özel sınavım açıklanmış. Şimdi bu sınavdan çıkınca ben aslında o kadar kötü geçtiğini düşünmüyordum. Hani orta geçmiştim. Ama sonra klasik sorular, hatırlıyorsanız bir tane klasik soru vardı ve 40 puandı. O klasik soruda bir hata yaptım, fark ettim. Ve bizim hocamız biraz kötü okuyor. Yani klasik soruda yanlış yapınca direkt siliyor bence. Yani çünkü arkadaşlarım da aynı şekilde düşünüyorlar. Düşük veriyor yani. O yüzden kalmış olabileceğimi düşünüyorum. Zaten 40 puanlık yerin direkt hepsini silmiş olsa o benim yanlışım yüzünden. Geriye ne kadar kalıyor? Yani 60 üzerinden kaç alırım bilmiyorum. Yani geçtim gibi hissediyorum ama geçtim gibi hissettiklerimden kaldım. Kalıyorum genelde. Yani bu sefer öyle olmadı da geçen dönem mesela öyle olmuştu. Ya bilmiyorum, şu bakacağım. Tamam, geçmişim. Ana! Ana! Ay 83 almışım. Ay hoca iyi okumuş. Vallahi çok güzel okumuş. Hocam çok teşekkür ederim. Onu da keşke... Aslında biliyordum. Ben orada nitelikli hal... Neyse bunu boş verin, çok uzun bir mesele. Nitelikli hali karıştırdım hırsızlıkla alakalı. Yağmada mesela birlikte işlediğin zaman bir suçu cezası daha fazla olur. Ben hırsızlıkla karıştırdım. Hırsızlıkta böyle bir ceza artışı yok bu konuda. Birlikte işlenme konusunda. Onu yanlış yapmışım. Ama hoca az kırmış. 20 puan falan, yani bilmiyorum testte ne kadar yanlışım vardı da az kırmış yani. Hepsini, oh, ay çok güzel oldu. Hatırlıyorsanız ben ceza genelden bir ara 90 almıştım ve o zaman kendime ceza profesörü ilan etmiştim. Sonra 60 alınca ben tekrar ceza genelden, bu sefer istifa etmiştim profesörlükten. Ama şimdi ceza özelden 83 alınca ceza profesörlüğüne tekrar terfi ediyorum arkadaşlar. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Tamam, bir dersten kaldım. Onun için de büt haftası çekmeyeceğim. Sonuç olarak hukuk ikinci sınıf bitti arkadaşlar. Çok mutluyum. Hukuk ikinci... Üç, ay konuşamıyorum. Üçüncü sınıfta. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bitti.